Günaydınlar sevgili Kanal T izleyicileri. Yeni bir gazete programı yine karşınızdayız. Sizlerle bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyoruz ilk önce. Sağlık Bakanlığı'ndan yaklaşık bir 5-6 dakika önce bir açıklama geldi. Lefkoşa Doktor Burhan Dalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda COVID-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti bulunan 74 yaşındaki KKTC vatandaşı Ümit Tilki bu sabah yaşamını yitirmiştir denildi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve ülkemize başsağlığı dileriz ifadelerini kullandı. Biz de Kanal T ailesi olarak Ümit Tilki'nin ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve gazete programına başlıyoruz. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selman Arslan baş konuğumuz. Kendisiyle üniversite hayatını konuşacağız. Malum bu COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de eğitim sektörüydü. Kendisi de bir üniversitenin, Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin yönetim kurulu başkanı, mütevelli heyeti başkanlığını yürütüyor. Bu konuları enine boyuna tartışacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut Bey. Teşekkür ediyorum. Ben de üzüldüm. Ümit Tilki'nin Ümit Tilki Allah'tan rahmet ve ailesine ve tüm KKTC halkına başsağlığı diliyorum. İnşallah bu vefat haberlerini çok çok daha az, belki de hiç almayacak durumda oluruz diye ümit ediyorum. Bu arada tüm KKTC halkının da sizlerin de kendini tebrik ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizler de sizin güzel dileklerinize katılıyoruz. İnşallah bu vefat son vefat olur Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19'dan malum dünyayı saran bir rahatsızlık bu. Ülkemizde de etkileri görülüyor. Sürekli testler yapılıyor işte, yeni vakalar çıkıyor. İnşallah en yakın İnşallah. zamanda dünyayla birlikte bizler de bu salgından kurtuluruz. Evet efendim, biraz da üniversite hayatına geçelim. Mart ayının başı itibariyle zaten bu COVID-19 salgını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görülmeye başlamıştı. Onun hemen akabinde peş peşe alınan tedbirler var. Üniversite hayatını etkileyen tedbirler var. Türkiye Cumhuriyeti'nden burayı birebir etkileyecek yökün almış olduğu kararlar var. Tabii bunların hepsi birleşince üniversite hayatında da bir değişikliği de beraberinde getirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mahmut Bey, yaşadığımız süreç çok olağanüstü bir süreç. Birçok habere, birçok dışarıdan bilgi akışına maruz kaldığımız bir dönem. Ama herkes her şeyi söylüyor ama yarının ne getireceğini kimse söyleyemiyor. Neden? Covid-19'un her sektöre olduğu gibi yaşayan bir organizma olan yüksek öğretim sektörüne, KKTC için turizm sektörüne çok ciddi yansımaları olacak. Asla ve asla bunun birkaç aylık bir dönemde süre gelen bir periyodu kapsayacağını kimse iddia edemez ki birçok Avrupa ülkesi henüz krizde pik yapmış durumda değil. Zirveyi gördükten sonra ne kadar kontrol altına alınacak? Bunun sosyal hayata etkileri bir defa nasıl olacak? Bir veli öğrencisini Covid-19 tamamen ortadan kalktı diye gönül rahatlığıyla yurt dışına gönderebilecek mi? Ki bizim Türk aile yapısı çok korumacı, çok sahiplenici yapıda bir ailedir. Şimdi KKTC'ye baktığımız zaman 90 bin küsür Türkiye'den 30-40 bin küsür üçüncü dünya ülkelerinden öğrencisi olan bir ülke için bu ne ifade eder? Ne ifade eder? Şimdi yurt dışındaki örneklerine baktığımız zaman biz bir defa krizin ilk günü, kriz yönetimi bir sanattır bana göre. Yani kriz yönetimi kimseden, yani dışa bağımlı olmaksızın devletin alacağı, devlet de çok ağır o anlamda karar alabilir. Neticede biz hepimiz 1000-1500, işte mini ortalama bizim 1500, birçok üniversitenin 7-8 bin, 10 bin, 15 bin öğrencisi var. Bu öğrencileri sağlıklı bir şekilde koruma altına almak bir kriz yönetimi ve eğitimlerini planlamak. Şimdi biz burada böyle zamanlarda üniversiteler gibi kurumlar ortak kararla yürüyen mekanizmalar olduğu için kriz döneminde konsensus aranmaz. Biri elini alır liderliği. Liderliği ele alıp krizi yönetmek çok önemli bir unsur. Biz burada en temelde
krizin daha ikinci gününde bütün öğrencilerimizin güvenli bir şekilde olduklarını bilmek amacıyla bütün iletişim mecralarını oluşturduk. İkinci kısımda da daha devletin kararını beklemeden online eğitim çalışmalarımıza hız vermiştik. Zaten kamuoyuna da yansıdı. Bu anlamda biz Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak ilk hazır olan ve şu anda da başarıyla uyguladığımız bir sistem var. Tabii başarıyla uyguladık. Neye göre başarıyla uyguluyoruz? Kriz anında mevcut öğrencimize ulaşabildik. Öğrencimize eğitimlerini verdik. Bu sistemlerle ilgili akademisyenlere bu eğitimleri verdik. Ama ciddi bir şeyi test ediyoruz Mahmut Bey. Bu ne kadar sürecek? Sınıf ortamı gibi değil. Öğrenci kampüste, kafede, bahçesinde, spor salonunda, komşu çevresindeki markette, akşam arkadaşlarıyla gittiği, eğlendiği kafesi yaşayan bir organizma yok. O tadı alamıyorsunuz. O tat başka bir şey. Bu KKTC ekonomisi için de, halkı için de, sosyo-kültürel yapı için de başka bir şey. O yüzden biz şimdi şunu merak ediyoruz. Diyoruz ki, ben şuna çok inanıyorum bir defa. Şahıs olarak. Ben diyorum ki dünya dijitalleşmeyi test ediyor. Bundan dönüş yok artık. Yani bu hayatımızın odak noktasına oturacak artık. Teknolojiye bağlı yaşamak, teknoloji yatkınlığı olanların ayakta kalacağı bir döneme giriyoruz. Artı bizim için en önemli yansımalarını ele alacak olursak, bunu ikiye ayıralım. Bir, yüksek öğretimde nereye gider? İki, KKTC etkisi ne olur? Evet. Birincisi, benim öngörüm, yüksek öğretimde birçok bölüm tarihten silinecek. Yani bugün alışılageldiğimiz birçok üniversitelerde mevcut olan bölümler tarihte tozlu raflar arasına sonsuza kadar gidecekler. Bunlar klasik bölümler mi olacak sizin? Geleneksel akademide olan bölümler. Fen Edebiyat Fakültelerinin bölümleri. İşte birçok öğretmenlikle ilgili bölümler. Artık multidisipliner dediğimiz disiplinler arası. Yani nasıl söyleyeyim size, enerjiyle sağlığın bir araya geldiği. Teknolojiyle mühendisliğin bir araya geldiği. Yani dijital teknolojiyle mühendisliğin bir araya geldiği ve en önemli artış gösterecek. Yani mesleki olarak biz geleceğin meslekleri diyebileceğimiz bölümler sağlık meslekleri olacak. Sağlık bir patlama yapacak. Bu bir kesin. Bunu görüyoruz. Sağlık sektörü bu epidemiyoloji alanı da olmak üzere pandemi araştırmaları, aşı araştırmaları olmak üzere, biyomedikal, genetik olmak üzere bir hemşirelik, ilk acil yardım gibi birçok bölüm bu anlamda varlığını koruyacak. Bunun mesleklere bir etkisi olacak. Nasıl etkisi olacak? Şimdi yüksek öğretimde kendini dijitalleştirmeye ayak uyduramayan, mesleki beceri ve yetkinlikleri kazanamayan öğrenciler yarın işsiz kalacaklar. Yani bu bir gerçek. Ne kadar çok dijital araç kullanıyorsunuz, dijitale ne kadar hakimsiniz? Ben bunun dünyadaki popüler trendleri ne kadar kullanabiliyorsunuz? Bu bir avantaj olacak. Bakın MIT 100 milyar dolarlık Google'la anlaşma yaptı. Yani bu şunu da gösteriyor. Artık üniversiteler salt öğrenci gelirleriyle değil, sanayi ve endüstri işbirlikleriyle ortak proje üreten bir yapıya dönecek. Amazon mesela dijitalleşme süreçlerini bir üniversiteyle anlaşarak yaptı. O yüzden yüksek öğretim bir eğitim öğretimdeki yöntemler olarak akademiyada da belli bir kuşağı eleyecek. Yani ben profesörüm, işte benim dönemimde ben bilgisayara çok vakıf değilim, yatkınlığım yok, dijital araçları kullanamam. Ya bu akademiyada da bir elek görevi görecek. Onlar da kendini bu sisteme zorunlu olarak adapte etmek zorunda kalacaklar. O nedenle akademiyada profesör, akademisyeni, öğrencisi, velisi, yönetimi hem finansal, hem sosyal, hem teknolojik, hem de akademik olarak bu dijitalleşme süreçlerine hızlı entegre olması gereken bir dönem diye söyleyebilirim.
Evet, iki izleyicimiz Mesut Kazık, iyi yayınlar, Lefkoş Haydar Paşa Mahallesi muhtarı diye ifade etmiş. Hatice Mumin, günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Bizler de her iki izleyicimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi siz söyleyince, dün akşam çeşitli basın yayın kuruluşlarına dünyada bu 5G'lerle ilgili çeşitli görüntüler yansıdı. İşte bu verici istasyonlarına karşı bir orada tepkiler oluştu. İstasyonların işte direkleri falan evet. Yıkıldı. Şimdi baktığımızda esasen dünyada dijitalleşmeye tepki gösteren de bir toplum da oluşmaya başladı gibi değerlendirebilir miyiz? Yani bir tarafta bu işi kullananlar ve bir tarafta da karşı duranlar da olacak mıdır? Eğitim camiası için de değerlendirirsiniz. Ya ben bunu. Hani yıllardır bunu hep şöyle bakarım, takip de ediyorum ilgi alanımda açıkçası. Hı-hı. Bir gün gelecek saf insanı arayacaklar. Yani hiç sosyal medya hesabı olmayan, hiç Instagram açmamış, hiç Facebook açmamış. Yani diyecekler ki bugüne kadar hiç bulaşmamış insan var mıdır acaba diyecekler. Çünkü çok enteresan bir olay var burada. Bilmiyorum izlediniz mi? İzlemeyenler için de izlemelerini tavsiye ederim. Netflix'te bir Cambridge Analytica belgeseli vardır. Yani dijital dataların alıp belli algoritmalarla insanların eğilimlerini ölçen, yani Mahmut Bey sabah kalktığında şu kahveyi içer, az şekerli içer, öğlen işe şu kadar gider, şu arabaya biner, şu kadar yakıt harcar, kullandığı ilaçlar bunlar, hastalıkları şunlar, eğitimde şuraya gidiyor, şu online kursa abone, şu dersleri alıyor, şu hocayı çok seviyor, bunu like yaptı. Sizi dijital olarak bütün eğilimleriniz, bütün ilgi alanlarınızı bu süreç şu anda veriyor. Niye kredi kartı kullanıyoruz, niye yediğimiz, niye içtiğimiz belli. Belli. Eczane öyle, okul öyle, eğitim öyle, market hayat öyle, market öyle. Biz artık bir veri veriyoruz onların eline. Yani bu, aldığınız kıyafeti bile hangi mağazadan aldığınızı biliyorlar. Evet, bu ne demek? Kapitalist sisteme onun ürününü satması için bir argüman vermiş oluyorsunuz. Bunu Cambridge Analytica Amerikan seçimlerine test etti. Yani insanların datalarını Facebook aldı. Facebook üzerinden patlayan olaylar. Evet evet, Facebook üzerinden patlayan. Onu bir denediler. Hı-hı. O ne oldu? Kimler oy verir, kimler oy vermez? İkiye ayırdılar. Oy vermezleri ikna etmek üzere bir propaganda yaptılar. Ama neticede bir kısım insan teknolojiye karşı direnç gösteriyor. İşte çocuğuna telefon vermiyor, laptop vermiyor. Kesinlikle yanlış bana göre. Yani yeni doğan nesil, bu kuşak suyu nasıl bir zorunlu gereksinlik görüyorsa ana karnından iPhone uygulamaları yüklü olarak doğuyorlar. Bu bir onların neslinin, kuşaklarının özelliği. Onu ondan aldığınız zaman suyu elinden almış gibi oluyorsunuz. Yatkınlıkları var. Ve bu iki kuşak, yani Z kuşağı dediğimiz ve Baby Boomer dediğimiz işte 60 yaş üstü kuşağı ortak bir noktada buluşturmak için COVID-19 krizi dijital olarak zorunlu bir buluşturma gerçekleştiriyor. Ama bu buluşmada milyonlarca işsiz vereceğiz. Birçok sanayi, birçok tedarik zinciri bu anlamda geleceğini kaybedecek. O yüzden şu kısa dönem hepimiz eve kapandık ama kriz yönetimi açısından ciddi bir entegrasyon süreci getirmemiz gereken bir dönem. Online olarak birimlerimizle toplantı yapıp dijitale nasıl ayak uyduracağız, nasıl adapte olacağız, geleceğimizi bu böyle devam edersek nasıl suya yarın bitebilir diye bekleyemeyiz. Yani ne artık bu belli ki bu influenza salgınları bu şekliyle devam edecek. Peki o zaman şunu sorayım, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için konuşacak olursak bizim iki tane gelirimiz var ülke evet. olarak. Biri turizm, diğeri de eğitim. Bunların ikisi de insanların yer değiştirmesiyle gerçekleşen çok güzel, evet. kazançlar. Şimdi insanlar yer değiştirmediği takdirde kendi ülkelerinden, yani fark etmiyor Türkiye Cumhuriyeti olması, dünyanın herhangi bir ülkesinden de olabilir. Gelmediği takdirde burada bizim o zaman çalışan çarklarımızda mutlaka bir yavaşlama olacak. Yani bu evet. ciddi anlamda bir yavaşlama olacak bir de. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Şimdi aslında bu programın bel kemiği burası. Herkes mevcut krize odaklandı. Doğru. Herkes krizin, yani salgının yayılmasını önlemek için çok ciddi önlemler alan bir KKTC hükümeti, devleti yapısı görüyoruz. Başarılı da mı oldu? Bana göre oldu. Başarılıdır. Ama asıl kriz bana göre
Covid-19 sonrası krizdir. Gelişmiş ülkeler bile, bugün ben yüksek öğretimde Amerika'daki bütün yayın organlarını okuyorum ki Amerika'yı düşünün siz, evet. Dünya üniversiteleri sürdürülebilir olarak mali politikalarını nasıl devam ettireceklerini bilemiyorlar. Ki KKTC tamamen dışa bağımlı. Tamamen kendi içerisinde turizmde ve yüksek öğretimden gelen öğrencilerin bakkalından, berberinden, manavından, kafesinden, lokantasına bıraktığı gelirlerle ayakta döndürülen, duran, ayakta tutan bir ekonomi. Bu Covid krizi kesinlikle dünyada hareketlilik dediğimiz, o mobility dediğimiz kavramı kesecek. Belli bir süre kesecek. En azından biz Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak da bununla ilgili bir toplantı yaptık. Biz bu krizin 2020'yi bulacağını ve süreceğini düşünüyoruz. Yani öğrenci gelişinde ciddi bir sayı kaybımız olacak. Bununla ilgili B planımız nedir? Biz bununla ilgili ne yapacağız? Yani o yüzden biz bir öneriler tablosu hazırladık. Öğrenci yüksek öğretim kurumları sınavıyla ilgili olarak KKTC'ye bazı özel haklar tanınması, bu bazı bölümlerdeki sıralamaların KKTC için esnetilmesi, uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili ciddi bir çalışma yapılması, bana göre acentelerin, uluslararası öğrenci temini yapan firmaların, kuruluşların bir bilgilendirme notuyla bilgilendirilmesi, buradaki öğrencilere neticede şu anda hep erzak yardımı yapılıyor, belediyeler, kaymakamlıklar aracılığıyla öğrenci sokağa atılmadı, git başının çaresine bak denilmedi, ülkelerine dönülmesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Eğer burada öğrenci memnuniyetini korur, bu krizi bir avantaja dönüştürebilir isek öğrenciyi tekrar buraya getiririz. Yoksa bu birbirinden etkileşimle ayakta kalan bir öğrenci grubuna sahibiz. Yani Nijeryalılar Nijeryalılarla geziyor, Afrikalılar Afrikalılar, Rusça konuşanlar kendi aralarında. Bu topluluklar birleşip KKTC'yi tümden bu anlamda ön yargıyla yaklaşıp bu kriz döneminde ortaya atıldıklarını, sahip çıkılmadıkları üniversiteleri tarafından kendi hallerine bıraktıkları gibi bir intibaya bürünürlerse bu öğrenciyi kaybetmiş oluruz ve gelecek anlamda da ciddi sıkıntı yaşarız. İkinci konu burada KKTC halkına bir mesaj var öğrenciden. Ben daha önce de söyledim. Bu kriz bittiği zaman gerçekten Türkiye'den gelen, yurt dışından gelen öğrenciler gidip havaalanında çiçeklerle karşılayalım. Sokaklar bomboş, hayat yok. Yani dışarıdan gelen nüfusumuz belli bizim, yaşayan nüfusumuz belli. Yani biz aynen Yeni Zelanda gibi bu turizmde dışarıdan gelen, Türkiye'den gelen, 3. Dünya gelen ülkelerinden gelen öğrencileri daha iyi şartlarda, daha uygun ekonomik koşullarda, daha destekleyici, teknolojik imkanları sağlayıcı, inovasyon merkezleri, sanayi işbirliği, üretim, istihdam. Yani artık tekrar söylüyorum, Türkiye görüyorsunuz, aşıyı nasıl üretiyor Mahmut Bey Türkiye? Aşıyı bir firma, bir girişimci, bir öğrenci, üniversitesi destekliyor. Evet. Sanayide Arçelik var, devlette bakanlık var. Şu anda için söylüyorum bunu. Oksijen ventilatör için, bu cihazın üretimi için üçlü ayakla şu an üretime geçtiler. Evet. Çok güzel bir örnek. Bizim aynı modeli KKTC içinde hayata geçirmemiz lazım. Bununla ilgili kurumların mutlaka bir çalışma yapması ve yüksek öğretim ve turizmde iki ayrı kriz ilgili bilen kişilerden, yetkili kişilerden oluşan geleceğe projeksiyon sunabilecek, artıları, eksileri, zamanı dikkate alacak, neler yapılabilir konuşabilecek ABC senaryolarını hemen hazırlamamız gerekir. Bu noktada siz söyleyince ben de katkı koymak istedim. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri de kendi çabaları, güçleri çerçevesinde çeşitli üretimler de yapmaya başladılar. İşte bir üniversitemiz solunum cihazı, diğer başka üniversitemiz işte sağlık çalışanları için
yüz maskesi, siper dediğimiz araç gereç. Müthiş uygulamalar. Tabii bunlar da yani yapılmaya başlandı. Esasen gösteriliyor. Demek ki bu çabalar biraz daha desteklenir. Daha fazla belirginliği ortaya çıkartılırsa başarılı sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum ben de. Bu bence COVID-19'un krizin bize sunduğu en büyük fırsatlardan biri. Hı hı. Ben de çok şaşırdım ve tebrik ediyorum. Dün Sayın Bakan'ı dinledim, Nazım Çavuşoğlu'nu. 50 bin maske isteseler üretebilecek durumdayız dedi. Ve bu meslek liseleri, bir de bunun üniversite ayarı. Aynen, kolonya üretimine geçeceğiz dedi. Ya şimdi düşünüyorum, ya biz de demek ki devlet, en sanayi, endüstri kuruluşlarıyla bir araya geldiğimiz zaman üniversiteler olarak artık üretim bir katma değer sağlayacak, bir üretim yapacak durumda olmalıyız. Bu bizim için iyi bir gösterge oldu. Bunu duymak, bunun içerisinde yer almak ve buna hazır olmak ki biz üniversite olarak bütün imkanlarımızı bu anlamda açtık. Hali hazırda devam ediyoruz. Bununla ilgili de bu çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum, ümit ediyorum. Evet, konuşmanız içerisinde söylemiştiniz. Kıbrıs Türk halkına da bir mesaj olmalı, öğrencilere çiçeklerle karşılanmalıyız demiştiniz. Gerçekten de dışarı çıktığımızda sokakta kısmi sokağa çıkma yasağının da etkisi var tabii ki bunda ama hayatın durduğunu görüyoruz. Yani bugünkü verilere bakacak olursak yaklaşık 60 bine yakın ülkeden çıkış var ki çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Diğer tarafta bunun bir günde bir ekmek deseniz 60 bin ekmek, işte 60 bin yumurta, işte 60 bin çok süt. Basit. O şekilde baktığımızda bir de bunun turizm gelirini siz koyun. Çünkü turizmde de gelen yok şu an. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ciddi de bir kayıp var ortada. Esasen bunların da telafisi 2020 itibariyle biraz güç olacak gibi ama en azından 2021 itibariyle yeni bir atılımla bunlar başarılabilir mi? Ama Mahmut Bey, ben şunu da gördüm yani. Açıkçası beni şaşırttı. Bu kriz anları sosyal dayanışmanın da bir test edildiği anlardır. Ben bu tekne alabora olduğu zaman o gün o tarafa gitmiştim gönüllü olarak. İnanılmaz bir dayanışma gördüm. Ya insanlar oraya ya o mülteciler için yardım malzemelerini yığmışlardı. İskele'deki olaydan bahsediyorum. O Suriyelilerin. O gün orada Kızılay yetkililerinin, işte gönüllülerin gelip erzakları istifleyişini falan gördüm. Sonra biz bu uluslararası öğrencilere ve Türkiye'ye gidemeyen öğrenciler erzak dağıtımına başlayıp bunu sosyal medyadan duyurunca birçok Kıbrıslı yerel yaşayan arayıp hocam ben 30 paket, ben 50 paket, 100 paket. Biz tabii bunların tutanaklarını da tutup hayır sahiplerine iade ediyoruz. Bakın sizin aldığınız paketler şu öğrencilere teslim edildi. Videolar, görüntüleri. Hani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı müthiş bir dayanışma örneği ve takdire şayan bir koordinasyon göstermiştir. Öğrenci, burada kalan öğrenci bunu gördü. Burada kalan gördü ama çoğu gitti tabii. Döndükleri zaman da aynı uygulamaların, yani evini açıp evinde ağırlayanlar, ilgilenenler, sıkıntılarıyla uğraşanlar, aynı uygulama devam ettiği müddetçe biz hep beraber omuz omuza verip, herkes taşın altına elini koyduğu zaman, devletin ilgili kurumları bu noktada gerekli desteği sağladığı zaman ki bu anlamda sağlıyorlar, biz hiçbir personelimizi şu ana kadar çıkarmayı düşünmedik, düşünmüyoruz da. Onlara da bu mesajı verdik. Biz birlikte başladık yola, birlikte devam edeceğiz. Birlikte sırtlayacağız bu yükü diye bunu söyledik. Ama ekonominin günden güne ağırlaşan şartları, biz bu küçük bir üniversiteyiz ama çok büyük üniversiteler var. Bu anlamda ciddi sıkıntıya düşecek üniversiteler var. O yüzden bir an önce bu koordinasyonun, bu kriz koordinasyon merkezinin sektörel bazda kurulup hemen işletilmeye ve geniş projeksiyonlu simülasyonların yapılmaya başlanması gerektiğini düşünüyorum ben Mahmut Bey. Evet, bu noktada herkese de büyük görevler düşüyor. Evet. Tabii ki bunun için siyasi iradenin, sizin temsilcisi de olduğunuz üniversitelerle birlikte hareket ederek çözüme kavuşturulması gerçek. Bir de bunun Türkiye ayağı var. Yüksek Öğrenim Kurumu'yla da ciddi anlamda bir istişare içerisinde olup Türkiye'den önümüzdeki dönem için yapılacak sınav sonrasında bazı esnekliklerin
beraberinde getirilebilmesi, özellikle 2000'li yıllarda başlayan bu yükseliş trendinin tekrar yakalanmasını da hepimiz arzu ediyoruz. Bunu hem yani. Sayın Başbakan hem Sayın Milli Eğitim Bakanımıza Kıbrıs Üniversiteler Birliği bu görüşlerimizi ilettik. Zaten Türkiye'de YÖK, burada YÖDAK bu anlamda uzaktan eğitim süreçlerini çok yakinen takip ediyorlar. Biz de onlarla devamlı iletişim halindeyiz. Ama bu krizin şu an mevcut sağlık yönünden etkileri ciddi önemli, hayati önemli ama ekonomik, sosyal etkilerini şu anda çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. 30 gün uzarsa ne olur? 60 gün uzarsa ne olur? 90 gün uzarsa ne olur? Öğrenci %20 azalırsa nasıl bir ekonomik tablo ortaya çıkar? %50'ye varırsa ne olur? Üniversiteler, akademisyenler ki akademisyenlerin %30'u da Türkiye'den geliyor. Evet. Yani o da ayrı bir boyut. Bunda devletin koyduğu kurallar var, zorunluluklar var. Bunların hepsinin oturulup değerlendirilmesi lazım. Çünkü zaman dün Mart'ta başladık, işte Nisan'a girdik. Mayıs-Haziran dediğimiz süreç artık yazın yoğun geçecek. Eğer kriz, salgın bu anlamda sona ererse teorik eğitimler anlamında. Dönem başlıyor. Bir önceki yıldan kalanlar, yani bunların hepsinin ciddi anlamda oturup planlanması ve bu yüksek öğretim sektörünün KKTC'ye yansımaları noktasında bir çalışma yapılmasının çok çok elzem olduğunu görüyorum. Yoksa sonuçlarını hep beraber çok ağır öderiz yani. Şunu da söylemekte fayda var. Yani baktığımız zaman yani en yakınımızda işte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşam devam ediyor bir şekilde. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kendi üzerine düşenleri yapıyor. İşte Ticaret Bakanlığı kendi üzerlerine düşeni yapıyor. Tarım Bakanlığı ona keza. Yani hepsinden de kısa kısa örnek verecek olsak. Mesela Tarım Bakanlığı bir genelge yayınlamış. Evet. Ekilmeyecek demiş. Hiçbir arazi kalmayacak. Biz de tohum desteğini vereceğiz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'na bakıyoruz. İşte EBA sistemi, var olan sistemi daha etkin hale getirdiler. İşte öğrencilerin evlerine interneti de bedava yaparak evet. ulaştırdılar. Televizyonda aynı şekilde. Televizyondan ona keza eğitime devam ettiriyorlar. Demek ki bizim bu paydaşlarla yapacağımız işbirliğinde zaten bir hareketlilik duraksama göstermeyecek. Evet. Bizim de bunu artıya çevirmemiz gerekiyor. Yani tamam Türkiye'de de salgın var, onların da şu an kendi sıkıntıları var ama devam eden de bir süreç var. Bu sürecin içerisinde yer alabilirsek ben daha kolaylıkla aşılabileceğini düşünüyorum. Ben tabii hani burada baktığımız zaman aslında paralel olarak burada da aynı yapı var. Ama burada öncelik daha farklı işte yurt dışı bağlantıları çok olduğu için yurt dışından öğrenci getirmek, buradakileri göndermek, işte iç karantinalar, sağlıkla ilgili ekipman sıkıntısı, doktor, hastane veya bu noktalara odaklanmışken ilgili bakanlıkların da ana lokomotif sektörler üzerinde hali hazırda mutlaka bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler yaptıklarını ben yakinen biliyorum. Hı hı. Ama bunu bir an önce geniş projeksiyonlar sunarak devam etmesi daha verimli olacaktır. Ayrıyeten bu senkronize dediğiniz çalışmayı da biz güzel bir COVID'in bize verdiği başka bir avantaj. Yani ilgili biz mesela kendi bakanlığımızda Milli Eğitim Bakanlığı, işte Yükseköğretim Dairesi, YÖDAK, YÖK çok senkronize. Rektörler grubu var, mütevelli heyet grubu var. Bilgi akışları çok düzenli sağlanıyor. Biz o sisteme çok hızlı ayak uyduruyoruz. Türkiye'deki üniversitelerle birlikte hareket ediyoruz. Yani bu bize bir de bir çalışma alışkanlığı kazandırıyor. Eskiden o bürokrasinin ağırlığından bir yazıyı gönderdim, geldi, aldın, almadın, kaydettin, gittiden daha hızlı, daha efektif, daha hızlı karar alan ve uygulayan bir yapı. Bütün bu dediğiniz bakanlıklarla çok bu anlamda senkronize çalışılan bir yapı olduğu hepimizce aşikar. Ama bunu geniş projeksiyonlu senaryolar üzerine oturup kriz yönetimi anlamında da ayrı bir boyuta taşımak gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. Peki mesela Türkiye'de hiç üniversitelerle görüştünüz mü? Yakın olduğunuz mutlaka üniversiteleri vardır. Onlarla temas içerisinde olduğunuz. Bilgi alışverişiniz var mı karşılıklı? Mesela karşılıklı sistemlerinden yararlanıyor musunuz? Ya şimdi açık tarz... söylemek gerekirse yani biz İstanbul Aydın Üniversitesi ile koordineli çalışıyoruz. Hı. Yazılımcılarımız ortak çalışıyor. Sistemleri birlikte test ediyoruz. Uygulamalara birlikte bakıyoruz. Hı. Neticede onlar 40 bin nüfuslu bir üniversite ve bu anlamda know-how çok ciddi denenip konuşulup etüt edilip bize geliyor.
Bizim de bu anlamda yetkin ekiplerimiz var. Çok ciddi bir bilgi işten teknik altyapımız var. Teknolojik imkan. Zaten yeni nesil üniversite konseptini bu yüzden kullandık. Yani biz dün başlamadık online'a. Evet. 3 dersimiz bizim uzaktan eğitimle veriliyordu zaten üniversitemizde. 3 tane dersi seçmeli zorunlu 3 ders İnkılap Tarihi, Türkçe Bilgisayar. Biz bunu uzaktan veriyorduk. Ama şu anda birçok üniversiteyle, işte Koç Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sorumlusu geldi buraya. Bize bir, bu ilk krizin ilk başladığı süreçte çok hızlı bir eğitim verdi. Yani üniversiteler artık seni beni veya şuyu buyuna bakmıyor. Biz de bakmıyoruz. Biz erzak dağıttığımız üniversitelere sen hangi üniversitede öğrencisin demiyoruz. Bu bir vatandaşlık, insanlık görevidir. Bu bugün, bugün o gün değil yani. O üniversitenin falancanın, ağanın, beğenineceğinin konuşulduğu evet. bir gün değil. Bugün herkes elindeki bilgiyi paylaşmak, elindeki donanımı, elindeki imkanı paylaşmak üzere bir araya geldiği bir gün. Bu da KKTC'de şu anda yaşanıyor. Yani biz onu kendi aramızda da hem Türkiye'de hem burada yaşıyoruz. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Sizin otobüslerinizin de Girne Belediyesi'nin hizmetine vermiştiniz evet. değil mi? Bu yardımların ulaştırılmasında ya da başka türlü işlemlerde ben, kullanabilmesi evet. için. Ben kriz olduğu gün itibariyle Girne Belediye Başkanımız Sayın İday Üngördü ve Girne Kaymakamımız Sinan Bey'e üniversitemizin araçlarının kendilerinin emirlerinde olduğunu, personel desteği verebileceğimizi, ihtiyacı olan herkese bu anlamda gıda desteği sağlayabileceğimizi ilettim. Ve üniversitemizin araçları halen şu anda belediye ve kaymakamlıkla koordineli olarak ihtiyaç sahiplerine erzak götürmek üzere şu an faaliyettedir. Biz de 450'ye yakın kişiye erzak dağıttık, hala dağıtmaya devam ediyoruz. Bunu daha büyük bir harekete dönüştürmeyi de düşünüyorum. Yani erzak vermek isteyenler ve listeler kimlere gitti, paylaşımı belediyeler ve kaymakamlıklarla koordineli olarak. Çünkü bize çok talep geliyor şu anda. Birçok öğrenciden, ihtiyaç sahibinden. Güzel bir dayanışma örneği var. Sizler de bunu medya olarak çok güzel yapıyorsunuz. Biz de bunu evlere kapandık, severek takip ediyoruz. Bu arada ben ilk defa dışarı çıkmış oldum sizle. Beraber olmak adına, kamuoyunu bilgilendirmek adına. İnşallah KKTC bu sınavı çok başarılı bir şekilde verecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Türkiye'deki herkes bizi arıyor. Ya siz nasıl yaptınız? Sen orada neler yaşıyorsun? Zor durumda mısın? Nasıl geleceksin? Bence diyorum siz kendinize bakın. Çünkü Türkiye'nin durumu vaka sayısı itibariyle daha ciddi boyutta. Biz burada KKTC olarak ekmeğim olmasa, unum olmasa bir telefonumla alabileceğim veya gönderebileceğim çok yer var. Müthiş bir dayanışma var. Sağlık olarak da toplu taşımanın olmaması bu anlamda ilk defa bir avantajdı bana göre. Evet. Onu söyleyebilirim. O yüzden en az zayiatla KKTC çok başarılı bir şekilde inşallah bu COVID-19 salgınından çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, dediğiniz gibi yani kriz yönetimleri zor zamanlar gerektirir. İşte zor zamanlarda da iyi bir kaptan olursa zor evet, kolaylaşır. İnşallah Sayın Başbakan önderliğinde evet. bu günlerde atlatılır. Tüm bakanlar kurulu, kamunun diğer kuruluşları ve en büyük alkışı sağlık çalışanları kesinlikle ve emniyet öyle. Güçleri. Kesinlikle çünkü bu öyle. İki grup var ki bir tanesi içeride mücadeleyi veriyor, diğerleri de dışarıda mücadeleyi veriyor. Evet. Baktığımız zaman hala bir sokağa çıkma yasağı var. Elzem olmayanlar çıkmasın. Yani elzem olan da çıkıyor, olmayan da çıkıyor. İşte emniyet güçlerini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bizim Kanal T ekibi de onlarla birlikte çekime gitti. Bakıyoruz Defkoş'a Girne yolunda. Hiç yasak var mı yok mu? Allah'tan polis var orada. Durduruyor. Gerekli işlemleri yapıyor. Evet. Ha burada böyle de Türkiye'de farklı mı? Türkiye'de de değil. Ben onu Türkiye'de şöyle dahil. Yazdım da söyledim de. Dünya şu an iki çeşit pandemiyle mücadele ediyor. İki çeşit pandemi evet. var. Birini artık öğrendik yeni. Hepimiz eve kapandık. Covid-19. Diğeriyle yıllardır mücadele ediyoruz, başarılı olamadık. O da cehalet. Yani şu an iki çeşit pandemi, hepimizin mücadele ettiği iki çeşit pandemi türü. Hala ne yazık ki insanlar bu anlamda toplumsal duyarlılık noktasında, bilinç noktasında, Almanya'da, Avrupa'da öğrenci arkadaşlar var, hoca arkadaşlar var, görüşüyoruz. Onlar bile çok ağır bedeller ödemesine rağmen
çok hızlı evlere kapandılar. Bu noktada da KKTC halkı bu anlamda bana göre, Türkiye'ye göre daha başarılı. Evet. Yani Türkiye bunu halihazırda çözebilmiş değil yani, görüyoruz, basına da yansıyor. Evet. En önemli nokta sizin vurguladığınız sağlık çalışanları. Hepsine bugün sadece bu salgın olduğunda alkışlamak değil, sağlık çalışanlarının ne zorluklarla, ne büyük mücadelelerle ve fedakarlıklarla mesleklerini icra ettiğine tüm dünya şahit oldu. Bundan sonraki dönemde de onları, yani şu an bakıyorum, sağlık çalışanları veya COVID testi pozitif çıkan insanlara yaklaşım tarzlarına gerçekten üzülüyorum. Bu insanlar hayatlarından oluyorlar, ailelerinden oluyorlar. En büyük desteği, en büyük alkışı, en büyük duayı sağlık çalışanları hak ediyor. Onlara yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki son cümlenizi de alalım Sayın Başkan. Covid-19 için bu bütün bu söylediklerimiz, eğitim olur uzaktan yakından, süreç eskiye döner dönmez, ekonomi düzelir, çalışmalar yapılır ama ben şunu söylemek istiyorum. Apartmanınızda, mahallenizde, etrafınızda hiç kapısını çalmadınız, yaşlı insanların kapısını çalıp bir ihtiyacı olup olmadığını sorun. Sokak hayvanlarına bu anlamda mamalarını kapıların önlerine koyalım. Onların da bu dönemde yalnız bırakmayalım. Bunların tümünün ötesinde hep beraber evde kalalım, sağlıklı kalalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş'la birlikteydik. Üniversite sektörünü konuştuk. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde de hiç ara vermeden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la yaklaşık bir 45 dakikalık bir program gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da 12 bülteni karşınızda olacak.